Biraz sizi tanıtalım istiyorum. Önce siz kendinizden biraz bahsetmiş olsanız, kimdir Valla Gürkan ben yani 1967 yılında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dünyaya gelmiş bir kardeşinizim. İlk orta ve lise eğitimimi Çaycuma ilçesinde tamamladım. Çaycuma ilçesi Türkiye'de hakikaten prototip ilçe olabilecek kadar önemli bir ilçedir benim için. Çünkü Nasıl prototip? orada ya şöyle Çaycuma ilçesi hani ideolojik yapı olarak falan şöyle tarif edilir, tasvir edilir falan o tür konulara girmeyeceğim ama çok talihli bir yarım asır yaşadı diyebilirim. Çünkü Çaycuma ilçesinin kendi içinden çıkan oralı olan bir takım öğretmenleri kendini medeni topluma adapte edebilme açısından çok iyi geliştirmiş bir takım öğretmenleri kendi ilçelerine eğitime gelince orada özellikle işte spor faaliyetleri, kültürel etkinlikler, müzik, resim gibi çok önemli sanat dallarında öğretmenlik yapan kişiler ilçelerine gelip orada hizmet edince gençliği de bu anlamda çok ciddi motive etmiş oldular. Ve son yarım asırda ortaya çıkan nesil bu anlamda çok özel bir nesildir. İnşallah bugünlerde de aynı etkin süreç devam ediyordur diye ümitle konuşuyorum. Çünkü uzun zamandır uzağım oralardan ama bildiğim kadarıyla devam ediyor. Biz onun için çocukluğumuzu orada yaşarken ilk orta ve lise çağımızda sporun, müziğin, halk oyunlarının, böyle kültürel etkinliklerin içinde büyüdük. Daha doğrusu böyle sanatçı olmak, popüler olmak ya da bu dünyaya girmek gibi düşüncelerle değil belki ama onların en azından temel eğitimlerini almış olarak büyüdük. Onun için çok şanslıyım. Daha sonra ben 1984 yılında Kara Harp Okulu'nu kazandım ve Kara Harp Okulu'nda bir eğitim sürecim oldu. Ve maalesef rütbe takamadan yine bu malum günümüzde yaşanan hadiselere benzer fakat o zaman daha farklı bir ideolojiden üzerimize gelen baskıyla 1987 yılında bazı arkadaşlarla soruşturma geçirdim. Hatta cezalar aldım ama ardından tekrar okula döndüm. Atılan insanlar oldu ama ben atılmadım ama daha sonra sağlık problemleri yaşadım ve 1988 yılında rütbe takamadan sağlık sebebiyle Kara Harp Okulu'ndan da ayrılmak zorunda kaldım. Daha sonra çeşitli işlerde çalıştım ama hayatımın önemli bir anıdır. 1990 89 90 91 yıllarında Şanlıurfa'da görev yaptım. Orada çok hakikaten Güneydoğu'yu tanıma fırsatı Cenab-ı Allah lütfetti. 1992 yılının yaz aylarında Kazakistan'a davet edildim. Daha doğrusu Kazakistan'da bir görev yapıp yapamayacağım soruldu. Kabul ettim ve 1992 yazında Kazakistan'a gittim. Orada açılan Türk Okulu diye o zamanın tabiriyle konuşulan okullarda idarecilikler yaptım, rehberlikler yaptım. 1994 yılında tekrar yurda döndüm. Türkçe'ye Doğru adlı yine bu okullarda okutulmak üzere eğitim öğretimde işte Türkçe öğreten bir kitap hazırladım. Üç ciltlik bir kitap hazırladım. Arkasından 1996 yılı başında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı serüveni başladı. Profesör Doktor Mim Kemal Öke'nin yardımcısı olarak başlamıştım. Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı deniliyor idi o günün şartlarında. Arkasından kültür sanat bölümü ihdas edilince benim geçmişte yaşadığım o biraz önce bahsettiğim güzel günlerin hatırına bana böyle bir bölümde vazife yapamayacağım soruldu. Böyle bir vazife tevdi edildi ve ben neredeyse 1997 yılından bugüne kadar sanat dünyasıyla sanatla iç içe olmaya çalıştım. Kendim herhangi bir sanat dalının bir parçası değilim, üreten bir insan değilim çok fazla. Evet, yazı çizi hususunda Kazakistan'da aldığım Türk Dili Edebiyatı eğitiminin de bir şeyi olarak, getirisi olarak yazıyorum, çiziyorum bir takım şeyler ama esas itibariyle sanatın içinde tarif edilen resim gibi, müzik gibi, sinema gibi bizim görsel sanatlarımızı da içine alan kesimde bir üreticiliğim yok maalesef. En büyük şansım sanatçı dediğimiz arkadaşlarla çok uzun yıllar beraber yürümek. Bana mesela şimdi bir musiki dinletseniz hangi makam deseniz yaklaşık bir makam bulabilirim ama nota bilgim var mı deseniz maalesef yok keşke olsaydı, keşke bir enstrümanı iyi derecede çalabiliyor olsaydım diyeyim. 2010
2013 zannediyorum, tam yılı şimdi karıştırmayayım, 14 de olabilir, 2013 diye hatırlıyorum zihnimde. Yılında vakıfın yönetim değiştirmesiyle birlikte yeni başkanımızla görüştük ve biz yollarımızı ayrılmaya karar verdik. Ve ben kendi şirketim olan müzik yapım şirketinde, kendi ismimin baş harflerini taşıyan müzik yapım şirketinde, daha önce Fon Müzik Yapım diye bir şirket kurmuştum, onu devrettim ama daha sonra kendi ismimin baş harflerini taşıyan müzik yapım şirketiyle kendi işlerime, organizasyon işlerime, menajerlik işlerime devam ettim. Hadiselerin yoğunlaşmasıyla beraber Türkiye'de biliyorsunuz çok çetin bir süreç yaşanmaya başlandı ve bir takım zorluklar yaşamaya başladık. Hem üretmek hem de ekmeğimizi kazanmak adına ve ben 2015 yılında karar verdim yurt dışına çıkmaya. Çünkü o yaşadığım yıllar içerisinde Amerika'ya neredeyse 50 sefer organizasyonlarla alakalı gelmiştim. Burayla ilgili zihnimde özel bir takım düşünceler var idi, yapabileceğim şeylerle alakalı. 2015 yılının Aralık ayında resmen yurdu terk ettim ve Amerika'da yaşamaya başladım. Daha sonra ailem de buraya gelince 2016 Mayıs'ında artık ailece burada yaşamaya başladık. İlk yıllar çok zorlandık ama bugünün şartlarında hediyelik eşyaların üzerine yazılar, çiziler, resimler yaptığım, yani burada kişiselleştirme deniliyor, böyle bir küçücük dükkanım var. Buradan işte ekmeğimizi kazanarak yine inandığımız, insanlara ulaştırmayı doğru bulduğumuz şeyleri yapmaya devam etmeye çalışıyoruz.